olarak, çalışan olarak daha çok zorlanıyoruz tabii ki. Hem iş hayatı hem ev hayatı. Özellikle anneyseniz, evliyseniz evde de gerçekten uğraşmak var. Kadın da çalışıyor, erkek de. Ama eve gittiğinde kadın yemek yapıyor. Eve gittiğinde eğer sobalı bir evse kadın soba yakıyor. Bayan olarak hep ezilen bizler oluyoruz. Yani bu sadece iş konusunda değil. Bu evde olsun, Türkiye'nin her yerinde. Hiçbir isteğimiz, bir dileğimiz geri kalmıyor. Yani ayrıcalıklı olduğumuzu hissettik. Her zaman bizim yanımızdalar. Sürekli arayıp bir sorunumuz olduğunda cevap direkt alabiliyoruz. Evin işi, çocukla uğraşmak, çocuğun okulu, evin işleri bizleri bayağı bir yoruyordu. Sendika geldi, mesailerimiz azaldı. Dönemizden ayrıldıktan sonra sıkıntı yaşadım. Sendikamızın çok faydası oldu bana o konuda. Çocuklarımın bakımı konusunda olsun, İş yerinde sıkıntılar konusunda olsun destekleri çok oldu. Bizim sendikamız tabii ki bu konulara daha, kadınlara daha çok özen gösterdiği için bizim için çok iyi oldu. Yani çok teşekkür ederiz onlara. Sendikaya çıkıyoruz. Onlara oradan ulaşıp daha kolay hallediyorlar. Bizi çok destekliyor. Ciddi anlamda çok destekliyor. Çok koruyor, kolluyor bizi. Mesela bu son sözleşmemizde kadınlara hani bu doğumla ilgili yeni hak da getirdi. Mesela bu çok iyi oldu. Haklarım yoktu. İzin haklarım yoktu. Bunların arkasını arayamıyordum ama sendika bana bu özgürlüğü veriyor. Çok yakın bir zamanda bir kanserle ilgili, rahim kanseriyle ilgili bir çalışması olacak fabrikada Türk Metal Sendikası'nın. Bu da bizim için çok faydalı. Daha önce mesela burada kadına karşı çok fazla bir saygı yoktu. Türk Metal sayesinde biz bunları da yaşıyoruz. Her gün yakınımda bir temsilcim olması, benim her sorunuma yardımcı olacak birinin olması benim için daha da önemli. Bunu da burada yaşıyorum. Türk Metal bayanları çok değerli görüyor, bayanlara değer veriyor. Kadınlar burada el üstünde tutuluyor. Burada çalışan kadınlarımızın, metale bağlı olan kadınlarımızın çocuklarına kreş parası veriyor. Eğitim parası alıyoruz. Geçen hafta oğlumu ben götürdüğümde %30 indirimli muayene ettirdim çocuğumu. Bu bana artık atıyor. Bir bayan olarak eşimle balayına gidebildim bu fabrikada olduğum için. Çocuklarımı doktora götürdüğümde indirimlerinden yararlandım. Bir kere hayata bakış açımız değişti. Bir bayan olmanın daha mutlu, daha özverili, daha güzel bir şey olduğunu öğrendik. Kendimi daha iyi tanıdım. İyi bir birey olduğumu düşünüyordum ama iyi bir birey nasıl yetiştiririm? Bu benim kafamda hep çelişkiydi. Bu çelişkiyi benim için biraz da olsun aza indirdi. Ben kendi kızımı da götürdüm. Oradaki psikologlarla konuşturdum. Sorunları vardı, onunla da ilgilendiler. Hani benden ziyade çocuğumla da ilgilendiler. Dertleşmeyi, yardımlaşmayı, bunları öğrendik. Kesinlikle bakış açım değişti. Hem çalışma ortamındaki arkadaşlarıma, hem aileme, hem eşime çok faydalı bir eğitim oldu. Daha pozitif düşünmeme sebep oldu. Evde olsun, iş yerinde olsun daha güler yüzlü olmama sebep oldu. Güzel bir eğitimdi gerçekten ama daha fazlasını da isteriz tabii ki. Çünkü fazla bilgi zarar getirmez. Bu eğitimden sonra oğlumla özellikle diyaloğum biraz daha farklı oldu. Duruşu bile değişiyor yani açıkçası. Aldığın eğitimden kendi güvenim daha da artıyor. Ben bunu yapabilirim. Bu eğitimlerin sonu olmamalı, devamı da olmalı. Eşli de olmalı bence. Kadın olduğumuzu hatırlattılar. Kadının özelliğini anlattılar. Sendikanın ne demek olduğunu anlattılar. Vaktimi nasıl daha çabuk değerlendirebilirim, eşime ne kadar daha vakit ayırabilirim, bunlar hakkında da bize bilgiler verilmişti. Onları evimde değerlendirdim.
eşimle birbirimize daha saygı konusunda, birbirimize yardımlaşma konusunda çok faydalı şeyler öğrendim. Onunla iletişimimizi daha iyi kurmayı öğrendim özellikle. Çocuğumla ilgili ne kadar çok iletişim kurabilirim, onunla nasıl problemlerimizi daha kolay halledebiliriz, bu konuda çok faydası oldu. Eşli eğitim oldu. Çok memnun kaldım eşimle gittiğim için. Çocuklarıma da gitmek isterim. Türk Metal bize, biz de varız, biz de buradayız demenin imkanını sağlıyor bu eğitimlerle. Her şeyin eğitimle başlayacağını ve kadınların da öğrettiğini, öğreteceğini çok iyi biliyor Türk Metal. Bu yüzden bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Eşimin annesi olsun, yani eşimle olsun, biraz daha bazı şeyleri konuşarak çözüyoruz. Eşimle de aynı şekilde. Hani iletişimin ne kadar önemli olduğunu anladık daha fazla. Bu eğitimler kesinlikle sürülmeli. Her Türk Metalli kadın almalı diye düşünüyorum. Türk Metal Sendikası'nda herkesin görevi, sorumlulukları ağır. Ama sizin sorumluluklarınız ve göreviniz onlardan iki kat daha ağır. Bizim sendikamızın kadın kollarının yaptığı sosyal faaliyetlere katılıyoruz. Bunlar bizi motive ediyor tabii. Evet, kadına önem verdiğini düşünüyorum. Gerçekten kadına değer veriyor Türk Metal. Hem tezgah başında çalışıyorsunuz, hem kadın işçilerin sorunları erkek işçilere nazaran daha fazla, daha namahrem. Baş temsilcimizin bayan ve temsilcilerimizin bayan olması bizim için büyük bir artı. Her sorunumuzu rahatlıkla onlara iletebiliyoruz. Sadece üreten bir makine değil, fikirlerini de özgürce söyleyebilen üretken bir birey olduğumu düşünüyorum. Sendikamda güvende hissediyorum kendimi. İnşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle bu yükün altından hep birlikte kalkacağız. Bir sıkıntınız olduğu zaman her zaman arayabilirsiniz. Bölgelerde bir proje geliştirdiğiniz zaman, bir sosyal aktivite yapmak istediğiniz zaman bizim diyalog kanallarımız her zaman açık. Yani Türk Metal Sendikası'nın genel başkanının yetkileri böyle bir aktivitede her zaman sizin elinizde. Kadın çalışanlarımız kadın kolları sayesinde daha çok önemsendiğini hissedecek ve biz bunu Türk Metal Sendikası ve başkanımız sayesinde bunları hissettireceğiz. Tek çatı altında Türk Metal'le yan yana yürümenin gururunu yaşıyoruz. İlklerin sendikası olan Türk Metal ayrımcılıkla mücadelede öncülük yapacaktır. Buna inanıyoruz, güveniyoruz, söz veriyoruz. Hani arkamızda Türk Metal'in olmasını duyduğum sürece de ben de gurur duyuyorum. Türk Metal'li kadınlar olarak ilkleri başaracağız. Kadınlarımızı sadece fabrikada değil sahalarda da görmek istiyoruz. Gidip parayla avukat tutacağınıza, bence böyle bir firmada Türk Metal gibi bir arkanda sağlam bir avukatın olması çok önemli. Kadının adının olmadığı dünyada bizim sendikamızın Türk Metal Sendikası'nda çalışan bayanların hem adının hem soyadının olması gerekiyor. Sendikalı olmak haklarımızın savunulması anlamına geliyor. O yüzden gerçekten Türk Metal Sendikası'na çok teşekkür ederim. Bütün cinsiyet ayrımcılığının her türlüsüne karşıyız. İşimiz zor, görevimiz ağır. İnşallah bütün sanayide çalışan arkadaşlarımızın Türk Metal Sendikası'na üye olmasını dilerim. Bir bayan olarak böyle bir grupta, böyle bir sendikaya üye olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Sendikamızın bizler için açtığı bu kadın kolları birimlerinde artık çözüm yolları bizde. Ve her zaman arkamızda. Yani ki olanakları da çok fazla. O yüzden Türk Metal'li olmaktan mutluyum. Burası ailem. Sadece bunu söyleyebilirim. Ağırlıklı olarak erkeklerin çalıştığı metal sektöründe kadının da var olduğunu hissettirmeliyiz. Biz kadınlar olarak her zaman Türk Metal'liyiz ve vazgeçmeyeceğiz. Başkanım her zaman yanınızdayız. ...365 günün sadece bir günü kadınlar değil, 365 gün değerli olmasını isterim.